aç da derin derin çek bakalım ciğerlerine şu havayı. Bak burada her şey bildiklerinden farklı. Dağlara sırtını ver, bize yüzünü, bendeki tek kalbini. Burası Karadeniz, fırtınanın kardeşi. Burası Karadeniz, kuzeyin bekçisi. Memleketin yarına yolunda bir yeni durak, bir yeni zafere millet buradan uzanacak. Bu bayrak, bu sular durdukça burada dalgalanacak. Her gün ne olursa olsun kalplerimize güneş doğunca umut, öğle vakti bereket dolacak. Fatih, sondaj gemimiz 20 Temmuz 2020 tarihinde başladı. Tuna 1 kuyusundaki sondajında hamdolsun 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfetmiş durumda. Şimdi hedefi veriyorum. Hedefimiz 2023 yılında Karadeniz gazını milletimizin kullanımına sunmaktır. Sana bu memleketin yarını emanet edildi. Mavi vatanın her köşesi. Onu koruyan kalbinin derinliklerindeki sevgi ve bileğinin gücü olacak. Emek senden, bereket Allah'tan umulacak. Ne kadar derinlere gizlenmiş olursa olsun yarın, onu oradan çekip alacak bir irade bu gösterdiğin. Fatih'i hatırla, Kanuni'yi ve Çanakkale'yi ve Gazi'yi. Şimdi yine yarın seninle, gelecek senin ellerin. Kim inanırdı ki derler ya bazı zorluklara her şey başarıldıktan sonra? Biz öyle demeyeceğiz asla. Çünkü biz inanarak başardık, birlikte başardıklarımıza bakıp yepyeni zaferler için uyandık. En derin yerlerinde vatanın gelecek saklıydı çok uzun zamandır. Keskin gözler yetmezdi bulmaya. Tek hissedecek olan kalplerdi. İnanmayanlar görmez ya hiçbir şeyi. İşte öyle gizliydi. İnandık ve inandığımızı bulduk. Bulduk evelallah. Bulduk çok şükür. 1000 yılın emanetini 1000 günde vatana kavuşturduk. Bugün burada gördüğün yarınlardan bir gün. Her zamanın seçilmiş hatıraları olur. Tarihe bakanlar bugünleri okurken önce onları görür. Burası o tarihin bir parçası. Geçmişten gelenlerin karşıladığı bir geleceğin eşit yarısı. Değerli. İlk olduğu ya da son olduğu için değil. En büyük ya da en farklı olduğu için değil. Adım adım değişen kaderin, farklı alanlarda gelişen geleceğin ve artık kendine daha çok güvenen bir milletin olduğu için. Değerli, çünkü yarınlardan bugüne bakacak gözler ilkin bunları görecekler. Gökyüzünün yeni kartallarını, sularda gezen aslanları, yolları ve yollara yazılanları. Burası da bugünün değerlerinin bir başka manzarası. Değerli çünkü bunlar milletimizin ufuktaki geleceğe ilk adımları. Değerli çünkü temelini attığımız gelecek öyle günlük, aylık, yıllık değil. Türkiye 100 yılı. Şimdi sen
dağlara yürü, dilersen denizi uzaklara bırak, omuzlarındaki yükün yanına gururunu da takarak. Yaklaş iyice göğe, bulutlara bir de oradan bak. Bu dağların ardı vatan, onun doğacağı ateş orada yanacak. Bil ki bir rüzgar onu alıp insana getirecek. Bil ki bir rüzgar dağlardan bu kez tam da sana doğru esecek. Eskilerden çıkıp gelir ve bugüne ait çok şey anlatır Mehmet Akif bize. Yüreğiyle doğruyu bulur, hem de tam 100 yıl önce. Cümle zorluklara meydan okumak için ilk şartı söyler, korkma diyerek. Ve korkmayanlar hedefleri etrafında toplanırlar, başaracaklarını bilerek. Sen her şeyi başaracak, engelleri aşacaksın ve en önemlisi başarmaya alışacaksın. Yeter ki korkma. Baretini takan bir emekçi ya da silahını kuşanan bir asker gibi, bir çeşmenin işlemesi ya da bir caminin minaresi gibi, kalbin müjdesi yahut güzel bir öykünün son cümlesi gibi, her şeyle bir olup tamamlanan ama yepyeni olanı başlatan bir son gibi. Hadi! Korkma, sönmez ilk kıvılcımı gözlerden saçılan, alevleri görülmeden önce kalplerde yanan, geleceği aydınlatan ve gönülleri ısıtan bu ateş sönmez. Korkma, korkma, çıktığı yoldan emin olanlar yolundan dönmez. Burada yanan ateş daima can verecek. Bu ateş yeni bir ışık, yeni bir yolculuk demek. İşte şimdi bu ateşi daha çok beslesin rüzgar. Bu meşale yükselsin Anadolu'nun dağları kadar.
umutları aydınlatsın durabildiği en yüksek yerden. Parıldasın yepyeni bir fener gibi sisleri delip geçen. Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen Alsancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak. O benimdir, o benim milletimindir ancak. Konuşmalarını yapmak üzere Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüyü teşriflerini arz ediyorum. Gülün diken taşımasının manası oldukça engindir düşünce ufkumuzda. Varılmak istenen hedef ve karşılanan zorluklar gül ve diken ile tecessüm kazanır. Mavi gülse imkansızdır ve imkansızı başarmanın sembolüdür. Bugün imkansız denilmesine rağmen şanlı tarihimize, enerjide bağımsızlığımıza kavuşturduğumuz gündür bugün. Geçmişleriyle gururlansalar da daima geleceği yürümeyi öğrettiğiniz Türkiye yüzyılı çocukları sizlere sevgilerini getirdiler. Kabul buyurun Sayın Cumhurbaşkanım. Türkiye yüzyılı gençlerimizin ve çocuklarımızın omuzlarında yükselecek diyen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüyü teşriflerini arz ediyorum. Buyurun Sayın Cumhurbaşkanım. Sevgili Zonguldaklılar, enerji sektörümüzün kıymetli temsilcileri, Türkiye Petrollerimizin kıymetli çalışanları, gururumuz, kıymetli madenciler, sizlere en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Bugün Filyos'ta ülkemizin iki bayramını bir arada kutlamak üzere bir aradayız. Birisi inşallah yarın kavuşacağımız Ramazan bayramıdır. Ramazan bayramınızı şimdiden tebrik ediyorum. Rabbimden milletimizin tamamıyla birlikte buradaki kardeşlerimizin her birini afetsiz, kazasız, belasız, huzurlu, mutlu, güvenli nice bayramlara eriştirmesini diliyorum. İkinci bayramımız ülkemizin enerji bağımsızlığı yolunda tarihi bir adım olan Karadeniz gazının devreye alınmasıdır. Biliyorsunuz bu projenin ilk adımını 2020 Ağustos'unda Filyos'un 175 kilometre açığındaki Sakarya gaz sahasında Fatih gemimizin vurduğu sondajla atmıştık. Tuna 1 kuyusundaki bu sondajın ön verileri bize sahada 320 milyar metreküplük rezerv olduğunu göstermişti. Ardından ilave sondajlarla bu rakam 405 milyar metreküp'e yükseldi. Fatih sondaj gemimize
Kanuni gemimizin de katılmasıyla genişleyen çalışmalar sonunda rezerv miktarımız 540 milyar metreküp'e çıktı. Yavuz gemimizin de sondaj filomuza katılmasının ardından uluslararası bir değerlendirme şirketine yaptırdığımız 3 boyutlu modelleme ile Sakarya sahamızdaki gaz miktarı 652 milyar metreküp olarak tescillendi. Bu arada bir diğer saha olan Çaycuma bir kuyusunda da 58 milyar metreküp rezerv keşfi yapıldı. Böylece Karadeniz'deki gaz rezervimiz 710 milyar metreküp'e ulaştı. Tabii sadece keşifle kalmadık. Ocak 2021'de kara tesisinin inşasına başladık. Aynı yılın Temmuz ayında sahadan kuyuya ilk doğal gaz akışının tesislerini tamamladık. Yaklaşık bir yıl önce Karadeniz'in altında keşfettiğimiz gazı karaya taşıyacak hattın ilk kaynağını yaptık. Geçtiğimiz yılın Haziran'ında önce sığ denizde sonra derin denizde boru serimi aşamasına geçtik. Yılbaşından itibaren derin deniz kordon hattının etütlerine, Mart'tan itibaren sistemin testlerine başladık. Yaklaşık 10 bin personelin ve 50 geminin geceli gündüzlü çalışmasıyla ortaya çıkan bu başarının gururu milletimizin tamamına aittir. Dünyanın diğer yerlerinde 6-7 yıl süren keşfedilen gazı kullanılabilir hale getirme süresini biz bu tempoyla 3 yılın altına indirdik. Keşiften sadece 32 ay sonra bugün Karadeniz gazımızın devreye alınma töreniyle bu uzun ve meşakkatli yolculuğun en mutlu anına geldik. Sakarya sahasından ilk etapta günde 10 milyon metreküp açacağımız yeni kuyularla birlikte ilerleyen süreçte günde 40 milyon metreküp Allah'ın izniyle gaz çıkartacağız. Tam kapasiteye çıktığımızda ülkemizin yıllık ihtiyacının yaklaşık %30'unu buradan karşılayabileceğiz. Bu proje sayesinde sadece ülkemizin doğal gazdaki dışa bağımlılığını önemli ölçüde azaltmakla kalmıyor, aynı zamanda Filyos ve Zonguldak bölgesini önemli bir enerji, teknoloji, lojistik üssü haline getiriyoruz. Devreye alma törenimizde bugün 85 milyonu sevindirirken, milletimize gerçekten büyük bir gurur yaşatırken elbette bazılarını da üzüyoruz. Siyasi ikballerini insanımızın sıkıntılarına bağlayanları üzüyoruz. Türkiye'nin başarılarından rahatsız olanları üzüyoruz. Ülkemizin kalkınmasını, güçlenmesini istemeyenleri üzüyoruz. Kandil'deki o eli kanlı terör baronlarını, Pensilvanya'daki hainleri üzüyoruz. Senelerce bizi enerji yarışının dışında tutan emperyalistleri üzüyoruz. Her seçim öncesinde gaz buluyorlar iftirası atan karakter fukaralarını üzüyoruz. Ortada gazmaz yok diye dolanan o kifayetsiz muhterisleri üzüyoruz. Milletimizin sevinci, gururu, heyecanı ve zaferleri karşısında kabus gören mankurtları üzüyoruz. Tabii bir de daha ilk günden itibaren bize yapamazsınız diyen, hayırlı her işe çamur atan
Bay Bay Kemal ve masa arkadaşlarını üzüyoruz. İnşallah bundan sonra yeni açılışlar, yeni eserler, devreye aldığımız yeni projelerle bu kaybedenler kulübünü üzmeyi sürdüreceğiz. Ama bunlara en büyük hayal kırıklığını sandıkta vuracağı tokatla 14 Mayıs'ta milletimizin tattıracağına inanıyorum. Karadeniz doğalgazımızın ülkemize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Kardeşlerim, bu projenin sismik aramasından sondajına, kuyularının açılmasından borularının döşenmesine, kara tesislerinin inşasından gazın sisteme verilmesine kadar tüm aşamalarında önceki dönem Enerji Bakanı Berat Bey, daha sonra Fatih Bey, bütün bunların yanında Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın tüm yönetim kurulu başkan ve ekibine şahsım, milletim adına çok çok teşekkür ediyorum. BOTAŞ'a, yüklenici firmalarımıza, mühendislerimize, işçilerimize, velhasıl herkese milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Kendi doğal gazımızı kullanacak vatandaşlarımızdan da ülkemizin bu değerinin keyfini huzurla, güvenle, hayır duayla çıkarmalarını istiyorum. Sürecin başından beri gösterilen çabaları anlatan belgeseli bu akşam saat 11'de TRT'de izleyebilirsiniz. Değerli kardeşlerim, kendi doğalgazını, kendi petrolünüzü, kendi kaynaklarını kullanmanız elbette önemlidir. Hayatidir. Ama insanlarımızın aklına şu soru da mutlaka gelecektir. Peki, ülkemizin kendi gazına sahip olması benim günlük hayatıma ne fayda sağlayacak? Bu çok haklı bir sorudur. Size tabii bay bay Kemalvari yalanlarla bir şeyler söyleyecek değilim. Biz 21 yıldır bu ülkede yaptığımız her eseri, kazandırdığımız her hizmeti hep bu soruya cevap verecek şekilde planladık. Ne diyor? 300 milyar dolar Londra'dan getirdim, getiriyorum diyor. Nereye getirdin? Ne karşılığında getirdin? Senin şu anda sıfatın ne? Esrar, eroin, bunları mı Londra'nın oradaki tüccarlarına sattın? Ne yaptın da 300 milyar doları getiriyorsun? Peki biz ne yaptık? Okul yaptık. Üniversite açtık. Yurtlar kurduk. Hastaneler açtık. Bütün bunların inşasını gerçekleştirdik. Evlatlarımızın daha iyi bir geleceğe sahip olmasını sağladık. 76 üniversitesi olan Türkiye'de 208 üniversiteyle 81 vilayetimizin tamamına üniversitelerimizi kurduk. Hastane yaptık. İnsanlarımızın sağlıklı bir ömür sürmeleri için gereken imkanları temin ettik. Artık hastanesi olmayan ilimiz, ilçemiz kalmadı. Terör örgütlerine göğüstürmedik. İnsanlarımızın evinde, iş yerinde, okulunda, hayatının her alanında emniyet içinde yaşamasını sağladık. Gabar'da, Cudi'de, Tendürek'te, Besler Deresi'nde,
bütün buralarda o mağaraları bu teröristlerin başına başına geçirdik. Yol, köprü, tünel, havalimanı, hızlı tren hattı yaptık. İnsanlarımızın sevdiklerine kolayca ulaşabilmesini, ürettikleri mal ve hizmetleri kolayca kazanca dönüştürebilmelerini temin ettik. Yüksek teknolojiye dayalı sanayimizi araştırma geliştirmesiyle, tasarımıyla, yazılımıyla, üretimiyle, ihracatıyla geliştirdik. Bu arada teknolojik bağımsızlığımızı kazandık. Konut inşa ettik. Mahallelerimizi dönüştürdük. Millet bahçeleri yaptık. Şehirlerimizdeki hayat kalitesini yükselttik. Baraj, sulama kanalı, makine modernizasyonu yaptık. Çiftçilerimizin topraklarının verimini arttırdık. İşte bu Filyos deresini bu limanla bütünleştirdik ve bugün de burasını artık ülkemizin en önemli bir doğalgaz merkezi haline getirdik. Nükleerinden güneşine, rüzgarından hidroelektriğine, tüm elektrik üretim potansiyelimizi harekete geçirdik. Kalkınmanın temel altyapısı olan enerjimizi sağladık. Velhasıl ülkemize geçtiğimiz 21 yılda yaptığımız her yatırımda insanımızın hayatını kolaylaştırmış, refahını artırmış olduk. Bunların yanı sıra vatandaşlarımızı hayat pahalılığı ve enflasyon karşısında da asla yalnız bırakmadık. Geçen sene salgın ve küresel kriz sebebiyle artan enerji fiyatlarının olumsuz etkilerini hafifletmek için doğalgazda %75 indirim uyguladık. Yani milletimizin ödemesi gereken her 100 liralık doğalgaz faturasının 75 lirasını devlet olarak biz üstlendik. Yine hatırlarsanız Karadeniz gazının ilk keşfi yapıldığında milletimize müjdeler olsun demiştik. Değerli kardeşlerim, Türkiye'nin imkanlarını milletimizin her bir ferdinin hayatına yansıyacak şekilde kullanma sözümüzü de burada unutmuyoruz. İşte bugün bu sözümüzün gereğini yerine getiriyoruz. Şimdi sizlerle ülkemizin her bir hanesindeki doğalgaz faturasını düşürecek iki müjdeyi paylaşmak istiyorum. Birinci müjdemizi açıklıyorum. Vatandaşlarımızın evlerindeki mutfaklarında ve sıcak su tüketiminde kullandıkları doğalgazı bir yıl süreyle ücretsiz veriyoruz. Evet, aylık ortalama 25 metreküp'e denk gelen mutfak ve sıcak su tüketimi için gereken doğalgazın bedeli bir yıl boyunca faturalardan düşürülecektir. Bu aynı zamanda önümüzün yaz olduğunu dikkate alırsak pek çok hanenin neredeyse hiç doğalgaz faturası ödemeyeceği anlamına geliyor. Özellikle emeklisinden öğrencisine, tüm dar gelirli vatandaşlarımızın bütçesine ücretsiz doğalgaz kullanımının önemli bir katkı yapacağına inanıyorum. İnşallah seçimlerden sonraki dönemde bunun benim vatandaşıma yansıması çok daha farklı, çok daha olumlu bir şekilde tecelli edecektir. Aylık mutfak
ve sıcak su tüketimini karşılayacak bedava doğal gazınız hayırlı olsun. Şimdi de Karadeniz gazının sevincini, mutluluğunu, coşkusunu 85 milyon doya doya yaşayabilelim diye ikinci müjdemizi açıklıyorum. Bir ay boyunca Türkiye'nin tamamındaki konutların doğal gaz tüketiminden ücret almayacağız. Yani mutfağın ve sıcak suyun yanı sıra ısınma dahil doğal gaz tüketiminin tamamını bir ay süreyle ücretsiz yapıyoruz. Bu müjdemizin de milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Allah'ın izniyle halen sürmekte olan ve yeni başlatacağımız çalışmalarla milletimizin karşısına daha pek çok müjdeyle çıkacağız. Biz durmak yok, yola devam derken işte bunu kastediyoruz. Ülkemize eser kazandırma yolunda durmayacağız. Milletimize hizmet etme yolunda durmayacağız. Türkiye yüzyılının inşası yolunda durmayacağız. Yarın değil, hemen şimdi diyerek 21 yılda ülkemize kazandırdığımız demokrasi ve kalkınma altyapısını Türkiye yüzyılıyla taçlandıracağız. Bunun için sizlerden 14 Mayıs'ta tercihinizi çok iyi ölçüp tartarak doğru bir şekilde yapmanızı istiyorum. Türkiye geçmişte güven ve istikrar düşmanı kifayetsiz siyasetçilerden çok çekti. Bir ülkenin siyaset kurumu ve siyasi liderliği zayıf olunca herkes gözünü oraya dikiyor. Terör örgütü de ellerini ovuşturuyor. Tefeci de ellerini ovuşturuyor Londra'dakiler gibi. Sizinle hesabı, davası olan her ülke, her kesimde ellerini ovuşturuyor. Biz bugüne kadar milletimizle birlikte verdiğimiz mücadeleyle tüm bu hevesleri kursaklarda bıraktık. Bu seçimlerde de tercihimizi çocuklarımızın geleceğini düşünerek yaparak Türkiye'nin diz çökmesini bekleyenleri Allah'ın izniyle hüsrana uğratacağız. İşte eser ve hizmetler, işte vizyonlar, işte sandık, hepsi de kantarınızda. Ve bu arada inşallah daha önce verilmiş sözümle, bu arada madencilerimizle ilgili 1000 kişilik bir eleman alımı demiştik. Bunu 2000'le perçinliyoruz. İnşallah 2000 madencimizi de Allah'ın izniyle iş sahibi yapacağız. Biz de sizlerle gurur duyuyoruz. Şu yerin altının dili olsa da konuşsa, buralarda ne şehitler verdik. Ve bu şehitlerimizin, evet, emekleri, alın terleri üzerinde bu millet geleceğe yürüyor. İnşallah 14 Mayıs'ta milletimiz iyi ölçüp tartacak, bir kez daha kendisi ve geleceği için en doğru, en isabetli kararı verecektir. Bu duygularla Karadeniz doğalgazının ülkemize ve milletimize tekrar hayırlı olmasını temenni ediyorum. Konutlarımızda ilk bir ay tamamen ücretsiz, bir yıl boyunca da mutfak ve su ısıtmada kullanılan kısmının ücretsiz olacağı müjdelerimizin vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Projenin ilk gününden bugüne her aşamasında emeği geçen bakanlarımızı, kurum yöneticilerimizi, yüklenicileri, çalışan personeli,
herkesi tekrar tebrik ediyorum. Bizlere bugün iki bayramı bir arada yaşatarak tarihe geçen kahramanlarımızı asla unutmayacağız. Şimdi hazır mısınız? Coşkuyla bütün Türkiye duysun. Tamam mıyız? Tek millet. Tek bayrak. Tek vatan. Tek devlet. Bir olacağız. İri olacağız. Diri olacağız. Kardeş olacağız. Hep birlikte Türkiye olacağız. Kalın sağlıcakla. Rabbim sizlerden razı olsun. Allah yar ve yardımcımız olsun. Sayın Cumhurbaşkanımıza konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Günün anısına Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sayın Fatih Dönmez, Sayın Cumhurbaşkanımıza bir hediye takdim edeceklerdir. Kendilerini sahneye davet ediyorum.